Selam güzel insanlar, değerli insanlar. Dikkat ediyorsanız insanlar diyorum, değil mi? Selam Müslümanlar veya Hristiyanlar veya Yahudiler veya ateistler değil de selam insanlar. Sadece insanlara selam. Beni ilgilendirmiyor kimin hangi düşüncede olduğu. İnsan olsun yeter. Çünkü bizim muhatabımız insandır. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz. Pınar Kerman. Güzel insan. Meltem, canım tez hoş buldu. Hepinize selam olsun. Geceniz nurla dolsun. Evinize huzur dolsun. Merhaba. Hepinize merhaba. Eyvallah Hülya Korkmaz dostum. Selam güzel insanlar. Evrensel ailesinin haberi var mı? Aden'in haberi var mı? Ademiz uyumasın ya. Girenler girer girmez beğeni tuşuna basıyor. Ya biliyorsunuz işte bu YouTube'un algoritması böyleymiş yani. Ne kadar ön plana çıkaracaksa beğeni olacak. Sistem böyle işliyor yani. Sonra kimse demesin hani Allah size niye yardım etmiyor? Kardeşim sistem böyle işliyor. Zahirde bir hayat var yani sonuçta. Sen beğeneceksin ki ön plana çıkaracak, bütün insanlara ulaştırılacak bu videolar. Evet, beğenmeyi unutmuyoruz. Kanalınızı beğenin. Hiçbir şey yapmıyorsanız bari bir tuşa basın. O da yeter. O da bir emektir. O da bir mücadeledir. O tuşa basmanız dahi uyanışınızın önünde, uyanışınıza büyük bir katkıdır, biliyor musunuz? Sonuçta dinlemiş olduğun bu ilme saygı duyduğunu gösteren bir işarettir o. Ama böyle elini böyle sarıp böyle yapmak değildir. Eğer bu enerjinin sana akışta gelmesini istiyorsan o zaman bu enerjiyi beğenmek zorundasın. Beni değil yani. Ben beğenilmekle ilgili bir durumum yok. Öyle bir şey olsa saçımı sakalımı düzeltip şeyle gelir, takım elbiseyle geldim ya da sarıkla cübbeyle gelirdim. Algoritmaları çökertmek niyetiyle dostlar, beğeni unutulmasın. Eyvallah. Bakalım açabilirsek size marşımızı da açacağız inşallah. Aleyküm selam Bilgül abla. Aleyküm selam. Güzel ablam benim. Ben bir kardeş isterim. Adı Muhammed olsun. Savaşlar bitsin artık. Sınırlar kaldırılsın. Dünyamız cennet olsun. Adı Muhammed olsun. Adı Muhammed olsun. Bahar teşekkür ederim. Kanalımıza desteğin için. Kanalına daha doğrusu. Teşekkürler. Destek verenler hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Güzel insanlar. Gizli Hazine hoş geldin. Olsun can olsun olsun. Adı Muhammed olsun. Alemlere, dünyalara gelsin de güneş olsun. Gelsin de güneş olsun. Eyvallah Bahar. Tabii ki eğer ben sohbet ederken sizin ailenizden bir ferdi, bir kardeşi gibi gelmiyorsam beni dinlemeyin ya. Demek ki bizde bir icraat yok.
Ben ailenin içine girdim. Burası benim ailem. Sizler de benim ailemsiniz, kardeşlerimsiniz. Ben öyle görüyorum. Kim beni nasıl görürse görsün. Kimi deli görür, kimi meczup görür. Onları da seviyoruz, onlar da bizim canımız. Kendi idrak seviyelerine göre o kadar açılmış. Ne yapalım? Zorlama yok. Girer girmez ilk işimiz beğenmek. Kanalımızı beğenmek. Yok, kilom aynı. Bence kilom aynı. Ali abim bu ailenin bir mensubu olmaktan son derece memnun ve gurur duyuyorum. Zeynep, o zihin ara sıra gelip saldırır. Kiş de. Tamam. Kov onu. Mustafa Kaya Kököz, desteğin için teşekkürler güzel insan. Sağ ol var ol abim benim. Eyvallah Ayşe Gedikli ablam. Sağ ol. Rabbim dine Muhammed'i bilince hizmet eden tüm güzel insanlar korusun. Moderatör Zehra, Pınar, Gülo 2016, onlar büyük bir ihtimalle. Bir de Ceylan. Aklınıza ne zaman zihin gelirse ben geleyim. O rahat olun diye işim gelsin. Gelsin. Acı mı? Acınızı yaşayın. Zevk mi? Zevkinizi yaşayın. Ama her şeyin olması gerektiğini gibi bilin ve şikayet etmeyelim. Ya ben uyumadım biliyor musun? O yüzden çok geç uyudum. Öyle o yorgunluk o yüzden. Bir de insan uyumadığı zaman yani 2 gün falan da uyumadığı zaman yüz çöküyor. Yorgunluğum ondandır. Ama huzur var. Huzurluyum yani. Ama bedensel yorgunluk var. O var. Mustafa abi teşekkürler. Bel ağrısı oluyor ya. Ben de valla yayın yaptığımda bazen 2-3 saat geçiyor. Belim ağrıyor. Ama çok şükür geçiyor. İncir hoş geldin İncir. Funda teşekkür ederim. Desteğin için kanalına. Vera hoş geldin Vera. Valla ben et de yiyorum. Normal. Ben yiyorum her şeyi. Yani öyle benim bir ayrımım yok yani. Yiyen yer, yemeyen yemez. Bunlar önemli şeyler değil. İstediğini ye kardeşim. İstediğini yiyip içebilirsin. Yani yemek konusunda. Yemenin içmenin bir kere uyanışla alakası yoktur. Alakası yok. Nice insan-ı kamiller var. İçiyor, sigara içiyor. Alakası yok ama şey değilizdir yani böyle yani içiyordur yani o istediği anda istediği şeyi bırakır. Allah'ın izniyle hiçbir şekilde hiçbir şeye bağlı değilsindir. Bağlılık diye bir şey yoktur. Aile dahi kimseye.
Çünkü hepsinin sahibinin olduğunu bilirsin. O herkes sahibine aittir yani. Biz de onun sahibini, alemlerin Rabbi Allah'ı ona ait olduğunu bildiğimiz için hiç kimseye ve hiçbir şeye sahiplenmeyiz. Onlar hikaye anlatıyorlar kardeşim. Sigara içince auranız dalgalı oluyormuş. İşine gücüne baksınlar. Ne yaptıysa zaten onlar yaptı. Normal sohbet ile insan kendine gelir, sohbet ile insan şarj alır. Çünkü sonuçta sohbet bir enerjidir, frekanstır. Sohbet ile bakın size enerji geliyor. İnşallah bizden de pozitif enerji alırsınız. Hatipoğulları kanalımıza verdiğin destek için teşekkür ederim. İsimlerinizi okuyorum. Destek olanların tabii ki isimlerini okuyacağım. Onlar nasıl kendi kanallarını düşünüyorsa, hizmetlerini yapıyorsa, tabii ki bize de yakışan onları yüceltmek olur. Sohbetle zihin susar güzel insan. Tabii. Bak ben hiç lafı uzatmadan söyleyen bir insanım. Kısa, öz, net. Öyle uzun 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 detaylandırmaya gerek yok. Et dedin, istediğini ye. Alakası yok kardeşim. Bazıları da yok sigara uyanışı engel şu bu. Derim ki onların da daha uyanmaya ihtiyacı var. Pınar Kerman, çok teşekkür ediyorum. Örnek olmak güzel bir şey. Sürekli sohbet dinleyin. Çakra temizliğine gerek yok. Aynen. Sohbettir bilinçaltı temizliği, sohbettir çakra temizliği. Sohbet hepsini yapar. Hepsini. Neden? Karşılıklı sohbet. Bak sohbet diyorum. Sen yanlış yoldasın canım. Değil. Sohbet. Hayır, soru değil. Ben burada sorulara cevap vermek için burada değilim kardeşim. Rabia. Ben mecbur değilim soruna cevap vermeye. Ben burada sadece ade kardeşler kendi aramızda sohbet ediyoruz. Anlatabiliyor muyum Rabia? Yani soru tek hakkı nedir yani? Ben burada zaten akışta konuşan bir insanım. Akışta konuşan bir insan. Soruyla alakalı değil. İstediğim insanın sorusuna cevap veririm. Düzgün bir soru sorulmuşsa vermiyorsam da vermiyorumdur yani. Zaten sohbeti bilen kişiler bilirler ki akışta onlara ihtiyacı olan cevaplar verilecektir zaten. Yeter ki biraz sabır. Aynen. Sohbet soruyla başlar, devamı gelir. Ama emin ol, emin ol hiçbir şey sormasan dahi ne diyorum bakın. Allah istediğinizi vermez, ihtiyacınız olanı verir size. Bak bu kadar net. Her zaman sizin neye ihtiyacınız varsa size onu verir. Ben şunu istiyorum, ben bunu istiyorum. Vermez. İhtiyacınız olan gelir. İncir, teşekkür ederim desteğin için. Sticker, süper sticker. Teşekkür ediyorum. Ali Özüm, sen AB desen alacağımızı alıyoruz. Eyvallah, eyvallah. Marşı açacak bunda. Marşı. Açılmıyor. Tamam. Şimdi açacağım. Gün ışığı, teşekkürler. Size de iyi geceler. Bizim asıl sohbetimiz Telegram'da yapıyoruz. Burada da Telegram'a katılamayan insanlar oluyor. Onlara bir faydamız olsun diye burada da böyle açıyoruz. Güzel insanlar. Muhammed. Muhammed.
Muhammed şey Wi-Fi şifresi. Tamam. Neydi? Emre 65 miydi? Telefonu verebilir misin? Ali kardeşim, rüyada Dolunay'ı görmek ne demektir? Var mı bir anlamı? Filiz Orakçı. Önemseme, boş ver. Ne rüyadır? Rüya deyip geç. Asıl bu rüyaya bak. Şu anki yaşadığın hayat rüyası var ya şu an. Ha, bu rüyanın yorumunu yapmak önemli. Zaten başından sonuna kadar yapmış olduğumuz sohbetlerde bu rüyanın yorumunu yapmaya çalışıyoruz. Hazreti Yusuf'un yaptığı gibi. Mustafa abi, eyvallah güzel insan. Desteğin için teşekkürler. Açmaya çalışıyorum. Sesi ben kapattım. Seslendim, Muhammed'e seslendim. Kapatma zorunda kaldım. Söyleseydi, şuraya girerdim. Söylese yeter. Şimdi geliyor. Ses var değil mi? Ses var. Ceylan, istesen telefonunu ver, telefondan açarım. Dilek Duran, teşekkürler. Güzel insan. Çekirgeler, evet. Çekirge mi bunlar? Vallahi bilmiyorum. Kurt köpekleri de var. Tamam, ses varsa sorun yok. Yorgun görünmem uyumamamdandır. Bazen iki gün falan uyumuyorum. Hiç. Bugün de o günlerden biriydi. Geç uyudum, bir de geç kalktım. Valla sorulan sorulara kısa, öz, net cevaplar veriyorum. Gerisini, tefekkürünü de insanın kendisine bırakıyorum. Valla Ağustos böceği mi, Eylül böceği mi, onu da bilmiyorum. Ama sivrisinek bol. Ya bu huzur bile yeter insana. Bana göre. Selam Temel. Semra Doğan, hoş geldin. Huzur. İnsanlığın peşinden koşmuş olduğu tek şey vardı. O da huzur. Huzur. Kendi gibi düşünen insanlarla bir arada olmak. En büyük huzur. Senin gibi aynı kafada, sen deli, o deli, senin ailen seni anlamıyor, onun ailesi onu anlamıyor. Bedensel olarak birbirinden ayrı olan ruhların birçoğu ruhen birbirleriyle anlaşan insanlardır. Genelde de bedensel olarak yakın olanlar anlaşamıyor,
bedensel olarak uzak olanlar birbirleriyle anlaşıyor, bu ruhlar. Şimdi bizim anlaştığımız gibi. Hazreti Muhammed bunun için ne demiş? Yanımdaki Yemen'de, Yemen'deki yanımda. Nazan, iyi akşamlar. Az önce şeyde Instagram'da yapmış olduğumuz yayını, onu da kaydettim. Onu da dinleyebilirsiniz. Ali Demir Evrensel 01 hesabımdan. Ali Demir Evrensel official hesabım ise çalındı. Bilginiz olsun. Yeni katılanlar olabilir, bilmeyebilirsiniz. Dolandırıcıların elinde asla ama kimseye paranızı kaptırmayın. Şu kadar para verin, şu kadar faiz veririz, fazla veririz falan derlerse aldanmayın. Orada Hüseyin diye biri varmış, tanımıyorum etmiyorum. Sakın itibar etmeyin, inanmayın. Paylaşıyorlar. Filan şu kadar verdi, şu kadar kazandı. İtibar etmeyin. Maalesef benim de hesabım çalındı. Vardır bir hikmeti. Ayla dostum, teşekkür. Teşekkür ederim. Abim kalbin yüzüne vurmuş. Bence her bir videoda daha bir. Dizinin dibi. Ali Demir'e öylesine gelip bakanlar. Hele bir bakayım neymiş deyip de kapı kapı gezenler. Görüyorum sizi. Yanlış yoldasınız. Başka bir şey demiyorum. Zenginle yıllarca oturman seni zengin yapmaz. Sadece oturup kalkmış olursun onunla. O yüzden çok gezmeyle de çok alim olunmaz. Çok bilebilirsin. Önemli olan yaşamandır. Yaşamak için de yaşayanlarla oturup kalkmak gerekiyor. Hakikati yaşamak isteyen, hakikati yaşayan, hakikatini bulmuş, kendini gerçekleştirmiş bir arifi billahın meclisinde oturup kalkması gerekiyor. Edep ile oturup lütuf ile işte o zaman döner. Onun dışında ben bunu biliyorum. Ben şuraya gittim. Ben şu olumlamayı yaptım. Ben şu sertifikayı aldım deyip hiç kendinizi aldatmaya gerek yok. Gerek yok yani. Boş. Aynen. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşırlar. Aynen. Bu işin başı da edeptir, sonu da edeptir. Üç bir. İlim kimdeyse üstün olan odur. Bakın, ilmiyle kim amel edip hal ediyorsa, ilim ondaysa ona saygı duymak zorundayız. O ilminden dolayı. Saygı duymadığın öğretmen sana bir şey öğretmez. Saygı duymadığın usta sana çıraklıkta ustalığa götürmez. Yarın bir gün egoya bu karşısında dikileceğini bilir. Kabadayılık yapacağını bilir. Tabii ki manada uyanış. Manada uyanış. Evet. Zaten bütün uyanışlar manada oluyor. Altıncı his. Sezgiyle insan uyanır. Sezgi yoluyla. Allah bir insanla konuşursa sezgi yoluyla konuşur ve o insanın kendi sesiyle konuşur. Kendi sesini bir de Allah'tan duymuş olur. Bakın unutmayın. Allah bir insan ile konuşursa o insanın kendi sesiyle içinden konuşur. Ama o sesin bir yönü yoktur. Sağ, sol, arka, üst yoktur. Her yerden geliyordur ama şuradan geldiğini bilir. Merve İnan kanalına destek verdiğin için teşekkür ederim. Özlem Türüdü. Çok teşekkür güzel insan, vermiş olduğun destekten dolayı. Böylece kanalımız inşallah büyüyecek. Adi Akademi. Yakında temel atma törenini inşallah hep beraber izleyeceğiz.
O hal geçer. Birkaç hal yaşadım. Ses olarak da içimden Allah diye bir ses duydum. Allah diye bir ses duyarsın. Allah Allah, kalbin Allah 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 der. O ayrı. Ama bir de Allah senin sesinle seninle konuşur. Bir de o olacak. İşte onun olması için de Allah ile konuşan bir arifi billahı bulmak lazım. Şeytanıyla konuşup da Allah ile konuştuğunu zannedenlerle yola çıkılmaz. Şeytan neydi? Şeytan da insanın zihniydi. Zihin. Pınar Deniz, teşekkürler Pınar Deniz, desteğin için. Eyvallah. Güzel insan. Yani sistem böyle işliyor değerli kardeşlerim. Başka şekilde işlemiyor. Tamam Zehra. Tamam. Gülgül ablam. Buradasın. Nesrin Işıklı. Şu an sendeki ses de onun sesi zaten. Sen zihninin sesi zannetme. Hoş geldin Nurcan. Şimdi birazdan Türkiye'nin marşını açacağım size. Adı Muhammed olsun. Evet, bu elimdeki görmüş olduğunuz en son yazdığımız kitap Put Kıran. Burada ben kimim, neden buradayım, neden bu dünyadayım, neden acı çekiyorum, bu acıyı çeken ben miyim, kim? Enel Hak, ben Allah mıyım, bu uyanış nedir gibi her şey bulabilirsiniz kitabın içinde. İşte başucu kitabımız, başyapıt olan O Sensin kitabı da burada. Edinmek isteyen Telegram linkinden edinebilirler, okumak isteyen. İki dev eser burada. İşte bu kadarını yapıyoruz. Ve iddia ediyoruz, bu kitapları okuduktan sonra sen asla eski sen olmayacaksın. Asla. Değişeceksin, dönüşeceksin. Sende devrim gerçekleşecek. Yurtta sulh, cihanda sulh yapacaksın. Kendinle barışacaksın. Kısa ve net. Satiye teşekkür ederim desteğin için. Aynı gün teşekkür ederim desteğin için. Kanalına vermiş olduğun destek için. Kanalımıza. Sağ ol, var ol. Yani insan öyledir yani. Birlik, beraberlik olursa. Şimdi sen destek verecektin, kitap alacaksın. Bu şekilde olacak ki ben ön plana çıkıp yapabileyim. Şimdi kimse kitap olmasa, destek olmasa, yayına destek olmasa Ali Demir bir gün çıkar, 2 gün çıkar, en son bakar kimse yok, vazgeçer. Bu ilimde ne olur? Mezara kadar onunla gider. Yani bunu unutmayın. Muhammed yanındaki kardeşleriyle Muhammed'di. İsa yanındaki havarileriyle İsa oldu. Mustafa Kemal Atatürk yanındaki silah arkadaşlarıyla Mustafa Kemal Atatürk oldu. Birlikten kuvvet doğar. Birlikten, bir olmaktan kuvvet doğar. Ceylan, telefon var mı? Marşı açacaktım. Buradan bilgisayardan olmuyor, şifre yok. Şunu kaldırayım. Bilgisayardan olmadı. En güzeli. Ama ben onu şey yapacağım, onu ayarlayacağım. Yükleyeceğim onu. Kendi müziklerimizi, marşlarımızı yükleyeceğiz. Ondan sonra her istediğimizi açacağız.
dinleteceğiz birbirimize. Ali abi. Kitapçılarda O Sensin ve Put Kur'an'ı bulabilirsiniz. Diyanet'te bulabilirsiniz. Kitap Yurdu'nda bulabilirsiniz. İnternet. Yüzlerce yayın evinde bulabilirsiniz. Amazon'da bulabilirsiniz. Trendyol'da bulabilirsiniz. Pardon. Hepsi burada da, ya var, hepsinde var. Ama oradan almayın. Çünkü orada yayıncılık kitapçılar çok fazla pahalıya satıyorlar. Alttaki Telegram linkini tıklarsanız veya Ali Demir Evrensel 01 Instagram hesabında profil resminin altında Telegram linkini tıklarsanız oradan Esra Hanım, Zehra Hanım, Gülçiçek Hanım size yardımcı olur. Mutlaka size yardımcı olurlar. Mutlaka dönerler size. Ve adresinizi verirsiniz, telefon numaranızı. Gerekirse imzalı istiyorsanız imzalı bir şekilde adınıza özel kitabınız evinize gönderilecektir. Tamam Nazan, teşekkürler. Öyle yani, şimdi orada çok pahalı veriyorlar. Yani bir O Sensin kitabını 100 euro yazmış oraya, yani 100 euro. 2000 lira. Tam böyle vicdansızlık yapmışlar yani. E bana da diyorlar kitap 100 euro olur mu? Ya arkadaşım ben değilim, benimle alakası yok. Mustafa Kayakököz, desteğin için teşekkürler. Mehmet Medu, annemizin ellerinden öpüyorum. Sana da teşekkür ediyorum desteğin için. Kanalınıza vermiş olduğunuz destek için. Ali Demir Evrensel. Sohbetlerin başında ve sonunda çalalım marşımızı Özgür. Çalalım. Şimdi marşı açıyorum zaten. Şimdi marşı açıyorum. Serkan Atay. Benim güzel kuaförüm. Can kardeşim. Desteğin için teşekkürler. Süper sticker'ın için. Eyvallah Serkan. Yok. Bu kitaplardan sonra, O Sensin ve Put Kur'an kitabından sonra hakikate dair ben kimim, neden buradayım, ölümden sonra ne olacak, kıyamet kopacak, koptuktan sonra ne olacak, aileme kavuşacak mıyım, bunların hepsi nerede yaşanıyor, ahiret dediğimiz nedir, bir frekans mıdır, cehennem bir bilinç hali midir, zihin midir, yoksa gerçekten bizi yakacak bir Allah var mı? Bütün hepsinin cevabını inşallah alacaksınız. Yani sayfa, şimdi burası evrensel bir yer olduğu için mesela bu grup YouTube, zihine takılıp düşüp gelenler de oluyor. Geliyor, bakıyor, neymiş falan, bunlar da oluyor. Onları da görüyorum. Yani onlar da böyle hani sözde çok biliyor şey yapmış ya, böyle yok ya falan. Ay, kurban olduklarım size.
Aynen. En güzel yatırım insanın kendini bilmesi. En güzel yatırım insanın kendini bilen insanlarla oturup kalkması ve onlarla kendini bilmesi. Bir olup beraber olursan bir insanlarla en güzel yatırım yapmış olursun. Yoksa insan tek başına akşama kadar ben uyandım desin. Tek başına kimseye bir faydası yok. Neye yaradı senin uyanışın? Hazreti Muhammed de bunu biliyordu. Neden o zaman çırpındı insanlık için? Atatürk de bunu biliyordu. Neden o zaman çırpındı insanlık için? Diyebilirdi. Ben tek başıma. Bana ne ya? Uyanışım kendimedir. Demedi. Biz de demiyoruz onu. Bilya Evrensel, teşekkür ediyorum. Kutay kardeşim, hoş geldin. Selamlar. Yani hazineler var, normal bir kitap değildir. Sizleri kapı kapı gezmekten kurtaracak olan muazzam bilgiler. Elbette kıymetini bilirler. Önce bir insanlar gezmek istiyor, böyle biraz kandırılmak, edilmek. Ondan sonra hakikate dönecek. Biz de diyoruz ki gerek yok kendini kandırmana. Oku, hayatını yaşa, keyfine bak. Ne olduğunu bilirsin bu hayatta. Ölünce nereye gideceğini bilirsin. Sana ne olacak, ne yapılacak? Seni yakacak bir Allah var mı? Yakacak mı? Bunları bilirsin. Ve rahat edersin. 65 60 mı? 65 65. Eren 65 65. Ali abi orada. Tamam. Daha Tamam. önce pencereye patlayacak Sadece bir şey. müzik açacaktım. Benimkinden olmuyor. Burada altyapı yok. Burada şimdi yeni taşındık ya zaten canlarımız biliyor. Ben buraya yeni taşındığım için buranın internet altyapısı yok. O yüzden müziği açmak için Wi-Fi gerekli. Benim telefonumdan olmuyor. Bir dakikanızı alacağım. Kutay. Zaten öyle aklı bulanıklar bize geliyor. Aklı düzeliyor işte, yerine geliyor kardeşim. Şu an sen buradasın değil mi? Benim senden ne menfaatim var çıkarım? Anlatıyorum bedavadan. Sen bu sohbeti gidip Hande veya işte Ayşe Fatma git. Senden 10 bin lira 5 bin lira para isteyecek. Ve bunu da anlatmayacak sana. Sürükleyecek peşinden. Kutay. Hem mesela benim sohbetimde kafam bulanıyor ya. Dinlemezsin ya, ama yok. Beğeniyorsan da dinle. Bir tuşa basar, bir tuşa çıkarsın. Bu. Ama bura eleştiri, kınama, mınama yeri değil burası. Merak etme. Eğer Allah senin yolunu bizim karşımıza çıkardıysa elbette ki Allah'ın bildiği bir şey vardır. Elbette. Abi namaz hakkında ne düşünüyorsun? Bu bilinçle kılınacak. Kılınacak hakiki namaz yani olağanüstü şeyler oluyor. Değerli kardeşim. Dedim ya ben din sohbeti yapmıyorum ama yine de sana da cevap vereyim. Sana da vereyim. Namazını kılıyorsan kıl. Ama sende şah damarından yakın olan Allah'ı bil. Her zerreni kuşatmış olan. O namazdayken çekil aradan. Bırak. Ortaya çıksın yaradan. Onu görür gibi. Diyor ya.
Miracını yaşanamazdı. Ama miracını yaşamıyorsun. Eğil kalk, eğil kalk. Ve ne faydası olacak sana? İlerleyen zamanlarda faydası olur. Ona ben bir şey demiyorum. Uyandın. Uyandın. Kılıyorsan kıl. Hiç sorun yok yani. Yok. Oktay kardeşim senin için değil ya. Ben senin için demiyorum kınama falan. Genel anlamda yani. Hani diyorum beğenmiyorsan dinleme diyorum. Ya yoksa senin için değil yani. Dostum bu ağır ilimdir. Tabii kafa bulanacak. Kafa önce bir dağılacak ki ondan sonra yerine gelecek. Çekiyorum Ali abi. Yok çekmiyor bir dakika. 65-65. Eren 65-65. Pencereye kalkmışlar. Şu an bağlandı. Bağlandı. Sağ olun. Nasıl olsun. Tamam. Şimdi bir açayım o zaman. Merhaba. Sağ ol. G Kolik. Hoş geldin kardeşim benim. Bir ilkokul öğretmeni gibi hece hece ilerliyorsun. Her idrakine yüksek sesle leblebeden leblebi anlarsın. Gönül ile gel kapıya. Bak bakalım neler okumaya başlıyorsun. Heyecanlar. Sadece ön yargısız gelin. Başka hiçbir şey istemiyorum. Sadece ön yargı olmasın. Hepsi bu. Kimse mecbur değil dinlemeye. İşine gelmedi dinleme. Tarikatçı mısın git tarikatı dinle. Şeriatçı mısın git şeriatı dinle. Özgürsün ama ön yargı olmasın. Ön yargı insanı geriletir. Ön yargı insanı geriletir. İnsanın anasını ağlatan ön yargıdır. Bilmediği şeye insanın düşman kesilmesidir. Şimdi insanlara bizim Kutay kardeşimiz dediği gibi insanlara şimdi hep bir bilgi anlatmışlar. Birisi de çıkıp değişik bir şey anlatınca insanın kafası karışıyor. Acaba yoldan mı çıkıyorum? Hayır. Tam tersi kardeşim. Yola geliyorsun. Tam tersi yola geliyorsun. Ben kendi ailemle bu yoldayım. Sülalem. Dünyam benim karşımda dursa ben davamdan vazgeçmem. Bütün dünya karşıma dikilse ben bu yoldan vazgeçmem. Çünkü benim yolumda gönül var. Benim yolumda yuva bozmak yok. Benim yolumda karı kocayı birbirine düşürmek yok. Benim yolumda gelin benim peşimden sürüklenin demek yok. Benim yolumda kendinize gelin, özünüze gelin. Sizdeki Allah'ı açığa çıkarın. Sizdeki Allah'ın açığa çıkmasını çıkması için çabalayın var. Benim yolumda ayrımcılık yoktur. Her insana benim kapım açıktır. Yeter ki ön yargısız gelsin, tertemiz gelsin. Ya zaten kafaları darmadağın etmişler Kutay kardeşim. Kafan bulansın bırak, darmadağın olsun. Bu bilgilerle yeni bilgiler savaşsın. Bırak savaşsın. Bir de benim konuşma üslubuma takılanlar takılmayın ya. Bak bu da bir ön yargı. Zerre kadar benim kalbimde kin yok, kimseden nefret etmem. Ama tabii her insanın bir anlatım şekli vardır değil mi? Kimi tane tane anlatır. Ben de daha heyecanlı, daha coşkulu anlatıyorum. Yoksa kimseye, insanlara kızma, mızma asla haddime değil. Ya anlatım tarzım bu. Buyum yani. Değiştiremem ki buyum. Cumhurbaşkanı da gelse buyum, başbakan da gelse buyum. Kralı da gelse ben buyum ya. Siz de siz değil misiniz? Açıyorum.
Açıyorum. Ses geliyor mu? Söz müzik Ali Demir Evrensel. Şimdi de adı Muhammed olsuna gelsin. Bu internet sorunu hallolduğu zaman hepsi düzelecek. Hepsi düzelecek. Saat kaç? 11.30. Tamam. Daha geç değilmiş. Yarın ne? Ha, yarın pazar. Yarın zaten kimse işe gitmiyor değil mi? Tamam. Sıkıntı yok o zaman. Şey biraz ağır açılıyor internet, o yüzden. Yoksa benlik bir durum yok. Benim elimde olsa size bir an önce hepsini dinletirim. Sen gel bakalım. Şimdi açılıyor. Sabrı görüyorsunuz değil mi? Bakın, hiç acele etmeye gerek yok. Şu an acele etsem dahi benim istediğim olmayacak.
Bak Allah'ın istediği oluyor. Ne zaman açılmak isterse. Bir de şimdi sabır ya. Test ediliyor. Bakıyor kim bekliyor, kim beklemiyor. Kim kaçıyor, kim kaçmıyor. Bu iş böyledir. Daha bir o sensin. Bir şarkıyı beklerken sıkılan bir insan uyanış beklemesin. Daha bir adı Muhammed olsun beklerken ya sıkıldım diyen insan uyanış beklemesin. Neden? Çünkü beklenti halinde. Akışa teslim olmamış. Akışa teslim olan ne diyecek? Ya Ali Özümüz zaten bizimle birlikte değil mi? Orijinalini görüyoruz. Gülen abla geldi mi? Hoş geldin Gülen abla. Serbest, aynen. Kutay kardeşim. Serbest bırakacak. Teslim. Akışa bırak. Ne diyor? Allah'a teslim olun. Yani sisteme, evrene. Hadi öyle diyelim. Teslim. Teslim ol. O işini bilir. Merak etme. Hakikat dinler üstü. Hakikat dinler üstü Muhammedi bilinci. Hoş geldin. Dizinin dibi hiçlik dediğin yerden çıkman senin zamanını alır. Öyle bir iki sohbetle olacak iş değil. Hiçbirbirimizi kandırmaya gerek yok. Öyle bir şey olsaydı o kadar sohbet dinleyen insanlar var. Hepsinin uyanması lazımdı. Bir varlıktan yokluğa geçiş var. Bir de yokluktan hiçlikten varlığa dönüş var. Bu da bir eğitimdir kardeşim. Bu da bir eğitimdir. Biz bunun eğitimini de veriyoruz insanlara. Yokluktan hiçlikten, varlıktan hiçliğe geçiş. Hiçlikten de tekrar varlığa dönüş. Nasıl gerçekleşecek? Bu bir eğitimdir. Kimi 40 günde, kimi 50 günde, kimi 3 günde, kimi 3 ayda, kimi 3 senede anlıyor, kimisi de hiç anlamıyor. Bu neye bağlı? Kişinin bu hakikate olan imanına ve inancına bağlıdır. Sen inanmadığın bir öğretmenden bir şey öğrenemezsin. İnanmadığın bir öğreticiden bir şey alamazsın. Teslimiyet inanmak demektir. Kalben evet budur, yolum budur, bundan ötesi yoktur diyebilmektir. Ve bundan ötesi varsa da yine Muhammedi bilincin içinde açılacak demektir. Bitti. Bizim ilkimiz Muhammed, sonumuz Muhammed. Dedim ya buranın altyapısı olmadığı için karşı komşudan wifi çektim ama o wifi'nin yükseltici var. Wifi. Onu alacağım. Yani almışım da doğrusu program indirmem gerekiyormuş. Bilen varsa da bana söylesin. Fişe takılıyor ya wifi'yi yakınlaştırıyor. Onun için hangi program lazım? Yani ne indirmem gerekiyor? Bilen varsa yazarsa sevinirim.
Bu 3 akşamdır kaç defa değil mi size canlı yayın yaptım? Ama haftada bir yaptığımız canlı yayınların yerini hiçbir şey tutmaz. Telegram sohbetlerinin yeri bu dünyada başkadır. Onun yerini hiçbir şey tutamaz. Telegram farkı. Farklı yani. İşte tamam. Bu neydi? Mi yazıyor. Mi iyi mi ne? Me iyi mi? Öyle bir şey yazıyor. Vallahi öyle bir şey yazıyor. Yani hangi program Google'dan şeyden mi? Google Play'den mi indiriyoruz? Nereden indiriyoruz? Geldi. Marş. Bu hepinize gelsin, bütün insanlığa. Gülümsemesini de öğrenin. Hazreti Muhammed'i tanısanız çok şakacı biridir. Çok da espri yapar. Muhammed'i iyi bilin. Muhammed ailenizden bir parça, ailenizden bir can. O sizi sizden iyi düşünen, o ümmetin cennete girmeden cennete girmeyeceğim diyen saf, tertemiz bir ruhtur. Onun kardeşleri sigaraya düşmüş, uykusuz kalmış, giymekten etmekten vazgeçmiş, saçı sakalı birbirine karışmış. Sırf onun kardeşi oldukları için. Bütün dünya duyacak Muhammed'i. Hadi uzat elini. Tamam Murat Dinç. Adı Mustafa olsun, yanında Kemal olsun. Bitsin artık, sınırlar kaldırılsın, dünyamız cennet olsun. Savaşlar bitsin artık, küsler barışsın artık, sınırlar kaldırılsın, dünyamız cennet olsun. Dünyamız olsun cennet. Gönlüme secde etsin, beni kendinde bilsin, adı Muhammed olsun. Hani güller nerede güller? Ben gül bahçesinde, siz de orada güller atın. Amin. Amin. Gizli hazine. Amin. Dünyamız Hatice'ler sayesinde cennet olacak. Dünyamız Ali'ler sayesinde cennet olacak. Dünyamız ateistleri, deistleri, agnostikleri, panteistleri, budistleri, Hristiyanları hepsini kardeş yapacak kardeş.